Erol Bulut futbolculuğu itibariyle ben de yetenekten ziyade emekle görev adamlığıyla dikkat çekici bir figürdü. Hı hı. Teknik adam olarak da bunu ortaya koyuyor. ama şunu söyleyebilirim. yani oluşturduğu fark itibariyle bir defa bu işe kafa yoruyor. Çok önemli. Yani bir ezber üzerinden teknik adamlık yapmak yerine bir ideal üzerinden bir sistem üzerinden teknik adamlık yapmaya çalışıyor fark oluşturuyor ve Türk futbolunda takımlarımızda gördüğümüz o en temel eksikliklerin ötesinde bir yerde duruyor. Yani Erol Bulut'un takımını izlerken diyorsunuz ki yani bu takımın bir sistemi var, anlayışı var, sahayı doğru kullanıyor, hücum geçişlerini iyi yapıyor, aynı zamanda savunma dönüşlerini iyi yapıyor ve çeşitlilik sunuyor. Yani tek düze bir oyun tarzı yok, tek düze hücum tarzı yok. Bütün bunlar Erol Bulut'u Fenerbahçe ile bir araya getirdiğim zaman beklenti yükseltiyor. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Benim açımdan çarpıcı bulduğum bir husus. Aslında Taner'in uzmanlık alanı. Ben Fenerbahçe'nin istatistiklerine baktığım zaman şunu gördüm. Savunma kimliği anlamda Fenerbahçe ile ikili mücadelede, top kapmada, hava topu <laughs> mücadelesinde bütün bu istatistiklerde ligin lideri. Hı hı. Bunun ötesinde işte e, aynı zamanda pas verimliliği yüksek. Gerek rakip sahada, gerek kendi sahasında, gerekse uzun pas. Bütün bunları iyi yapmış bir Fenerbahçe'nin eksiğine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Fenerbahçe gol becerisi en düşük takım yarışmacı hı hı. ekipler içerisinde. Aynı zamanda savunmada en fazla hata yapan takım. Dönelim Alanya Spor'a. Alanya Spor istatistiklerde bu savunma... Verileri anlamında Fenerbahçeden sonra gelen takım yani Fenerbahçeden sonra en fazla top kapan, en fazla ikili mücadele kazanan ve aynı zamanda ha hava topu mücadelelerinde rakiplerine en fazla üstünlük kuran ikinci takım. Evet. Yani aslında bu anlamda Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi alıp bir yerden bir yere taşıması gerekmiyor. Peki ne yapması gerekiyor? Fenerbahçeye e, beceri enjekte etmesi gerekiyor. Aynı zamanda az hata yapan bir takıma dönüştürmesi gerekiyor. Rakamların söylediği bunlar. Yani Erol Bulut ayrıntılarda sörf yapacak ve o şekilde Fenerbahçe'yi taşıyacak. Tabi burada yine bir soru akıllara gelir. Vedat Muriç giderse zaten gol atma becerisi düşük olan Fenerbahçe o açığı nasıl bir transferle kapatacak? O da ayrı bir handikap. Yani bütün sezon için aslında bu söylediğiniz cümle çok önemli. Fazlasıyla belirleyici olacak Vedat Muric eğer ayrılırsa onun yerine hangi futbolcunun geleceği Fenerbahçe'nin kaderini şekillendirecek durumlardan bir tanesi mutlaka olacak. Evet. Taner nasıl değerlendiriyorsun Erol Bulut tercihini ve hocanın Fenerbahçe kariyerine açıklamaları tabii ki soruyorum. Yapmış olduğu başlangıcı. Evet ben e, tabii ligde böyle en tuttuğum isimlerden bir tanesidir Erol Uca ve oynattığı oyun, oynatmaya çalıştığı oyun anlamında e, benim açıkçası takdirle karşıladığım isimlerden bir tanesi. Hocayı oyun anlayışı açısından çok öncelerden e, takip eden isim bir, olduğum için bugünlere gelebileceğini tahmin ediyordum ki oyun olarak Türkiye Kupası finaline yükselmiş takımını e, işte ligde ilk 5 içerisinde mücadele ettirmiş bir isim olarak da Fenerbahçe'ye geldi ama tabii ki zor bir dönem bekliyor. Şu anda Alanyaspor ya da Malatya Spor dönemlerinden bugüne baktığımız zaman e, daha büyük bir baskı ile karşıya karşıya kalacak. Hayri Beşer'e katılıyorum. Alanyaspor'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdiğimiz zaman iki takım da ligin en az pozisyon veren takımları arasında bulunuyor. Hatta işte Alanyaspor e, deplasmanda en az gol pozisyonu veren takım, Fenerbahçe iç sahada en az pozisyon veren takım derken ikisi de genel toplamda son biri 18., biri 17. sırada. Fakat Fenerbahçe'yi Alanyaspor'dan ayıran nokta Alanya Spor'un savunma hattındaki Ensakala, Wellington, Zavellas, işte Kolkır gibi oyuncuların yaptığı hata sayısı ki öne de geçtiğimiz zaman işte buraya değer oyuncuları dahil edebiliriz. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsünün yaptığı hatalara yönelik daha da az durumda. O yüzden Fenerbahçe'de Erol Hoca'nın toparlaması gereken nokta oyuncuların zihinsel performansını bir daha ayakta tutması gerekiyor. 40 haftalık bir periyoda girecekler. Toplam 42 hafta sürecek. Fenerbahçe'nin 40 hafta sağda kalacağı bir periyoda giriyorlar. O yüzden de yıpranma payının daha fazla olduğu bir dönem olacak. Ve hatalar daha fazla olacak. Yani e, olayı doğaçlama bırakamazsınız. Bir de Erol Hoca'nın Alanya Sporu'yla Fenerbahçe karşı, karşı karşıya getirildiğinde bir marafona ligin kurtarış yüzdesi ortalama isimlerinden bir tanesi. Ama Fenerbahçe'de 6 ay ligin kurtarış yüzdesi en kötü 4-5 isminden bir tanesi. O yüzden olabildiğince az pozisyon getirmeniz gerekiyor. Ancak e, Erol Hoca'yı en çok zorlayacak noktalardan bir tanesi ki kontrol etmesi gereken konulardan bir tanesi Fenerbahçe iki tane sol transferi yaptı. Novak'la Caner. İki oyuncuyu da karşı karşı yani iki oyuncuyu da değerlendirdiğimizde öne çıkan özellikleri şu. İkisi de arkaya inanılmaz alan kaçırıyor. Böyle 2014'teki Fenerbahçe'deki Caner gibi bir dünya yok artık. Öyle ileriye gitsin, geride top karşılasın, işte gitsin gelsin maç içerisinde 30 kez ileriye gitsin, geri gelsin gibi dünya yok. O yüzden Caner'i ya statik oynayacak, oynatacaksınız ya da kontrolü sağlayacaksınız. Caner ileriye gittiği zaman ön libro ya da merkez orta, orta sahadaki adamlarınız back pozisyondaki o açıkları kapatabilecek kapasitedeyse evet sorun yaşamazsınız. Ama Fenerbahçe'de şu an öyle bir durum da yok. Hele bir de Gustavo'nun satılma ihtimalinden de bahsediliyor. O yüzden Evet işte diğer taraftan Gökhan Gönül ligin sağ bekler içerisinde en fazla rakipten top kapan oyuncusu. 34-35 yaşlarında hala formunda. Belki sağ tarafta problem yaşanmayacak ama hem Novan hem de Caner'in oynadığı sol tarafın açığını kapatmak için iyi bir stoper tandemine ihtiyacınız var. Bu arada acaba hangisi öncelikli sol bek planına dahil? Onu da ben merak ediyorum. Yani iki oyuncudan bir tanesi kenarda kaldığında mutlaka kendisinin diğerinden daha iyi olduğunu düşünüp mutsuz olacak. Bu kesin. Yani biraz bana hocanın, biraz lüks gibi geldi. şöyle İkisini birden kadroya katmış hocanın olmak. Hocanın oyun planıyla alakalı bir Novak sezon içerisinde hiç ceza sahasına orta göndermeyen bir oyuncu. Ki maç sezon içerisine baktığımız zaman genellikle Mbakame'ye topu verip hı hı. içeriye giren ve tamamlayan oyuncuydu. Caner ise genellikle Mbakame'nin Trabzonspor'da üstlendiği şeyi yapan ceza sahasına orta gönderen bir isimdi. Erol Hoca Hava hakimiyeti düşük bir takımla oynuyorsa sol bölgede daha fazla Caner'i tercih edecektir. Daha fazla ileriye bindiren, belki de sol açıkta direkt olarak oynayan bir Caner ama hava hakimiyeti kötü ve genellikle e, ortasız girmeye çalıştığı bir rakip varsa karşısında o zaman Novak daha iyi bir tercih olabilir. Ama burada da şöyle bir şey benim kafama e, soru işareti olarak takıldı şu anda. Hava hakimiyeti zayıf bir takım varsa eğer karşınızda Nova da düşünebilirsiniz. Çünkü skor üretme anlamında da size çok ciddi bir opsiyon sağlayabilir. Hı. Işte, Öyle bir artısı da var. Elbette. Yani ben hangisini oynatırım teknik adam olarak? E, bununla alakalı kafam karışabilir. Belki sol açık, Erol Bulut adına konuşuyorum. Sol ben Net Nova oynatırım. O ayrı bir konu da. Erol Bulut adına düşündüğümde hangi oyuncunun e, ön planda olacağı benim kafamı karıştırıyor. Yani bir kere Erol Hoca gibi oyuncular, teknik adamlar bir kere Hı -hı. E, az hata yapan adamları severler. Burada birazdan Novak öne çıkıyor. Evet. Ya aslında yani Taner iyi bir analizle bence işin içerisinden çıktı. Hı hı. Fakat sen tekrar öyle bir pencere açtın ki çıkılan işi tekrar başa döndürmüş oldun. Buyurun o pencereden <laughs> içeri o zaman. <laughs> Oradan içeri girmek kolay da çıkmak mümkün mü? Ben de şu hatırlatmayı yapayım. O savunmacı kimliklerindeki aksaklıklar her iki hı hı. oyuncunun da çok belirgin. Trabzonspor'un yediği 42 golün 26'sı Novak'ın tarafından geldi. Yani Novak'ı överken, yaptığı işlerin altını çizerken olayın bu tarafında görmek lazım. Belki de Novak'ın gitmesine yol açan sebeplerden bir tanesi bu. Aksi takdirde daha fazla ısrarcı olunabilirdi. Yani hocanın oyun kimliğiyle ilgili ben de şöyle düşünüyorum... Yani daha ezber bir oyun değil de daha kitabı bir oyunu, daha varyasyona dayalı bir oyunu düşünüyorsanız Novak'ı tercih edersiniz. Yani oyunun içerisinde olur işte savunma arkasına koşu yapar, kendini saklar. Attığı kafa gollerinin ötesinde Novak ee, yani bir forvet gibi ya da forvet forvetvari oyuncular gibi goller atan, yani kaleyi cepheden gördüğü zaman şuta sarılarak değil açıyı görerek, ölçerek, tartarak vuruşlar yapabilen bir oyuncu bu açıdan baktığımız zaman tercih edecektir. Caner'le ilgili şunu söyleyeyim. Sen az önce ya da Taner statik oynaması gerekebilir dedi. Evet. öyle bir şey olmaz. Yani Caner denilen oyuncudan statik oyun bekleyemezsiniz. Yani bağlasa. Sağlığini kaybeder. Bağlasan zaten. durmaz denir ya. Evet. Aslında özelliği değil. Özelliğiydi bu. Hala özelliği zannedildiği için Caner Git geldi oynatılıyor ki Abdullah Avcı Beşiktaş'a geldiği zaman bazı oyuncuları ileriye çıkarttığımız zaman bekten ileriye çıkarttığımızda 10 gollük sezona katkı sağlıyorlar ama 100 tane pozisyon veriyorlar mealinde bir ifadede bulunmuştu. Hı hı. Yani ve, bunu iyi irdelemek lazım. Ve galiba da Abdullah Avcı onu bir öne atmıştı yani savunmada evet. değil. Şimdi öne attığının zaman da orada da başka eksikleri var. Yani varyasyonlu bir oyuncu değil.